ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi tıraş olmaya gidiyorum. En son tıraş olduğumda hatırlıyorsunuzdur. Temizleme aletini çekememiştim. Şimdi onu çekeceğim. Nasipse. Sizi ara yollardan götüreyim. Şöyle Japonya'nın ara sokaklarını görün. Araba geliyor mu gelmiyor. Bugün böyle Tarzan gibi çıktım dışarıya. Yakın bir yer diye. Öyle. Japonya'da böyle sokaklar, ara sokaklar, sokak da olsa her zaman yoğun. Böyle gördüğünüz gibi daracık sokak ama önümde iki araba gidiyor. Sokaklar genelde temiz, gördüğünüz üzere birkaç yaprak dışında çok da bir şey yok sokaklarda. Buradan tam olarak nereye varacağım ben de bilmiyorum. İnşallah yol devam ediyordur aşağıda. Şu an Gabataslak gidiyorum. Buradan daha önce hiç gitmedim. Evet, bu tarafa dönelim. Oradan çok yer yok gibi. Bakın ara sokaklara. Şu an bayağı bir dik aşağıya iniyoruz. Böyle enteresan yollar. Var mı araba? Yok. Motoru aldığımdan beri çok büyük kilometre yapamadık. Kaç kilometre yapmışız? 33 kilometre yapmışım. Havalar yağmurluydu birkaç gündür. O yüzden çok bir yol yapamadık, gidemedik. Birkaç duyuru yapayım size bu arada. Hazır yolda gidiyorken. Yarın sabah, yani pazar sabahı saat 4.30'da kalkıp bir tane arkadaşla şeye gideceğiz. Kanadalı bir arkadaşla intihar ormanlarına gideceğiz. Bize biraz uzakta, o yüzden sabah erken kalkacağız. Yoksa karanlıkta orada olacağımız için değil yani. Hemen sonra drift var. Fuji Speedway'e gidip orada drift'e gideceğiz. Yarın dolu dolu bir gün olacak. Bugün ailemizle geçireceğimiz bir gün olacak. Öyle. Burada trafik kuralları farklı. Gördüğünüz gibi az önce araba ortada durdu. Sağa döndü sonra. Burada ada falan yok yani. Efendim, gördüğünüz gibi saçlar kendisinden geçik. Artık bir tıraş olalım. Gitgide orman adamına dönüş. En sonki tıraş oluşumda şeyi kaydedememiştim. Hep böyle tıraş bitirir gelmeyecek ya. Bu da çok saçma bir video oldu böyle. Her tıraş olduğunda çekiyorum ben. Neyse. Bu saç temizleme aletini çekememiştim. Yani çok da bir numarası yok işte. Normal elektrikli süpürge gibi. İçine çekiyor, saçları temizliyor. Bu sefer çekebilirim. Bakalım inşallah çekebiliriz. Evet. Şuraya basıyoruz. Evet. Makineye paramızı atıyoruz. Burada ele para değil mi? Makineye atıyorsunuz. Sonra basıyorsunuz tuşa. Evet. İçinizi alıp masayı geçiyorsunuz. Şöyle. Ah.
Parasını unuttuk. Makine para versen olacak. Parasını ver. Ağlayın ne savruk bu adamım ya. Ben çok parasını unutuyorum bana. Neyse. Evet efendim şöyle sıraya geldik. Oturduk. Klimanın ön tarafını hafif kapatmışlar kimseye direkt vurmasın diye ya da işte saçları kaldırmasın diye. Ne bileyim bir amacı vardır herhalde. Görüyorsunuz yukarıda direkt ses sistemi falan döşemişler. Bu da beni geçen tıraş eden abla. Bu steril makine. Bu aynanın içinde dolap var. Hayal kırıklığı. Malzemeler oldu. Şimdi şu aşağıdan da pisliği çekip götürüyorum. Hemen berberin önündeyim şimdi. Saçlar böyle şey oldu. Saçlarım zaten olmadığı için çok da sıkıntı değil nasıl kesildi. Bizi idare ediyor. Şimdi berberin önünde şöyle bir yer daha var. Bizim arka kutu çalışmadığı için kask yanına getirdim. Yani çalışmıyor ya bozuk gibi. Neyse içeride çok sıra olursa buraya dışarıya doğru taşıyor sıra. Gördüğünüz içeride böyle şey edilen malzemelerin tutulduğu yer
steril bir şey var. Steril yapma makinesi mi artık? Neyse, değişik bir aleti var işte oranın. Orada duruyor makaslar vesaire. Yukarıdan temizleme makinesini gördünüz. Öyle çok kompleks bir teknoloji falan değil. Bildiğiniz elektrikli süpürge gibi. Yukarıdan geliyor sadece, bayağı bir uzayabiliyor. Ama nedir? Daha temiz oluyor. Enseyi alırken de gördüğünüz abla makineyi dibime kadar getirip ondan sonra makineyle aldı ki içeriye, yani sırtınıza hiçbir türlü saç düşmesin diye. Gayet güzel bir şey. İşte ıslak mendilimizi de aldık. Yarın sabah nasipse intihar ormanlarına gideceğim. Bir arkadaşımla, Kanadalı bir arkadaşımla. Beraber oraları çekeceğiz. Saat 4.30'da kalkıp gideceğim. Anca sabah oraya yetişiriz. Çünkü 9.30 gibi drift yarışları başlayacak şeyde. Gene mi drift demeyin. Arkadaş zevkli ya. Zevk alıyorum ben. Ne yapayım? Ne yapayım? Gayet güzel, zevkli. İzlemek isteyenler de izler. İşte 9.30'da drift yarışları başlayacağı için Fuji Speedway'de. O yüzden onun öncesinde yine Aoki Gahara'da şeyde olduğu için, Fuji Speedway'e yakın bir yerde olduğu için 40 km araları var ama Fuji'nin çevresinde nihayetinde. Orayı da sabahtan kaydedeceğiz nasıl olursa. İnşallah ormanda kaybolmazsak şeyde yetişmiş oluruz. Yani bizim köy ormanın içindeydi zaten. Yani orman içinde nasıl gidilir, ne olur, nasıl yön bulunur biliyorum ama bakalım, Japon ormanları değişik olabilir. Neyse, gideceğiz, bakacağız bakalım. İnşallah sıkıntı olmadan da geliriz. Yanımıza bir ip, kurdele bir şeyler almak lazım ki dönüşlere vesaire takalım oralarda. İntihar etmiş birini falan görmeyiz inşallah. Tırsıyorum bir yandan daha. Vallahi ufak ufak tırsıyorum. Nasip bakalım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Başımıza bir iş gelmez inşallah. Vallahi. Şey diyorlar hep böyle buradaki yerliler falan. Yerliler derken oradaki birkaç belgesel falan diyorum da. Demonlar falan böyle. Şeytanlar. Nedir? Böyle ghostlar, mostlar, yani hayaletler falan uçma, böyle ayaklar mayaklar var. Üç kulübü bir elhama bakar usta. Ayetel Kürsi'yi de okuduk mu? Şaka bir yana, inşallah başımıza bir iş gelmeden oralardan ayrılırız. Bugünlük benden bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın.